hoş geldiniz diyoruz. İstanbul'da şimdi izleyicilerimiz şaşırabilirler. Çünkü artık Antalya'da yaşıyorsunuz. İstanbul'u terk ettiniz. Evet, 1,5 yıldır Antalya'dayız. Nasıl peki böyle bir karar verdiniz? Önce onunla başlayalım. Yani birden vahiy geldi galiba. Çünkü ben 20 sene Ankara'da yaşadım. Okul için gitmiştim. Sonra TRT'ye girdim işte. 15 sene olmuş İstanbul'a geleli. İşte 1,5 sene önce de bir nasıl olduysa bir şey canımız sıkıldı galiba. Eşim birden ya Antalya mı yerleşsek dedi. Çok iyi olur çünkü benim zaten çocukluğumun geçtiği yerler oralar, Toroslar, Burdurluyum ben. Hı-hı. Annem Antalya'da, kardeşim Antalya'da, çocukluk arkadaşlarım kime dokunsanız bizden yani orada. Hı-hı. Karar verdik, Antalya'ya yerleştik ve çok iyi karar verdiğini, çok iyi bir karar aldığımızı düşünüyorum. Hayatımızın daha durulduğunu ve işlerimi daha güzel yaptığımı hissediyorum. Ya İstanbul'un o yorgunluğu, yani İstanbul'un insana verdiği o yorgunluk, evet, orada yok galiba, daha rahat çalışıyorsunuz. İstanbul dışında böyle bir durum var. Hı-hı. Yani hayat İstanbul merkezli gibi geçiyor ama ben de ısrarla söylüyorum bundan vazgeçmemiz lazım. Hı-hı. Çünkü İstanbul patlayacak. Uçaktan bakıyorum, olamaz böyle bir şey yani. Yollar böyle bir damar, dolu bir damar gibi sanki de gitmiyor. Kırmızı ışık kalmış, beyaz ışıklar duruyor, yürümüyor bir türlü. Yani bir arabanın içinde 2 saat oturmak korkunç bir durum. Evet. Ve taş yığını oldu artık maalesef. Evet. Yani üretimi Türkiye'nin her yerine yaymak lazım. Ben öyle düşünüyorum. İstanbul merkezli yaşam biraz sıkıştırdı artık. Peki şimdi orada daha da güzel üretebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ya. Yeni albüm de geldi. Hayırlı uğurlu, evet, olsun. Teşekkür ederim. Bu benim aslında uzun süredir çıkarmak istediğim bir albümdü. 1999 yılında sevgili dostum Fuat Sakay'la Almanya'da kaydetmiştik. Hamburg'da kaydettik. Ve aslında çok sevilen, depreme de denk gelmesine rağmen çok sevilen bir albümdü. İşte içinde Cemile'nin olduğu, Sevda'nın, Asmam Çardak'tan, Bodrum Hakim, böyle çok güzel türkülerin olduğu, tarzı itibariyle hem otantik bir lezzeti hem de modern bir altyapısı olan, çok o zaman çok değişik bir albümdü bu. Ancak Ezgi ajans olarak çıkarmıştık. Sonra işte ortağımdan ayrıldık biz. Ajans kapandı. Yani böyle bir albüm yok piyasada. Hı-hı. Ama çok da talep gören bir albümdü. Ne yapayım dedim, yeniden bunu çıkarayım bari dedim. 99'dan sonra tekrar aynı Bir Sevdadır türküleri çıkardım. Dijital olarak da veriyoruz şimdi bunu. Ve arkasından böyle çok güzel çalışmalar var. Stüdyoya giriyor. Antalya'da stüdyo imkanları da güzel. Harika. Onlara giriyorum. Bizim için bir şeyler çalar mısınız? Çalarız tabii. Harika olur. Tabii. Ne çalacaksınız? Ben bu bizim işte o Torosların yörük sazı bu. Üç telli. Göçer kopu. Ufacık da bir şey, evet, çok güzel. Göçer yaşadığı için yörükler, hı-hı, yayla yayla dolaşıp mevsime göre yaşadıkları için böyle sazları da şey küçüktür. Pratik olur, heybelerine koyarlar. Böyle bir yayla havaları, dağların havalarından size bu apartmanların içine şöyle birazcık farklı bir, harika, hava getireyim. Uzay Gönlüm benim 15 yıllık abimdi. Ankara Radyosu'nda çalıştık. Ve ustamızdı. Ailesi beni 5. kardeşleri ilan etti. Her albümde aşağı yukarı Özel Gönlüm türküsü okuyorum. Onlardan bir tanesiydi bu da. Cemile'min gezdi dağlar meşeli imanım. Cemile'min gezdi dağlar meşeli imanım. Aman 3 gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşeli. Aman 3 gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşeli. Daydır bu bak Cemile, nasıl nasıl edelim de biz bu işi. Nikahımızı kıysın dünden gelin hocam emişe. Kaydır kutbak Cemile, nasıl nasıl edelim biz bu işe. Nikahımızı kıysın dünden gelin hocam emişe. Teşekkür ederiz.
Alkışlıyorum. Müzik gerçekten ruhun gıdası diye boşuna demiyorlar. Şu küçücük evet, değil mi? Küçücük ama marifeti büyük. Evet, gerçekten öyle. Yani çok güzel. Ne söyleniyor ki bilemedim. Türkülerin hayatımızdaki yeri de zaten çok önemli. Evet. Ama yeni jenerasyon diyelim pek anlamıyor bunu galiba, değil ya mi? Ya şöyle, aslında bence medyada az yer buluyor. Evet, maalesef. Yoksa yani bizim konserlerimize gelen insanlara bakıyorum, çok genç var. Bunlar da genç. Ama yansıyan başka bir şey. Yani popülizmin peşindeyiz biz biraz. Almanya'dan geldiniz yeni konserden, nasıldı? Evet, çok iyiydi. Zürih'teydim, İsviçre'ye gittim. Katılanlar aileleriyle katıldılar. Yani bunlar annesi babası olduğu gibi çocukları da vardı. Yani orası nasıl diyeyim size, bir halk müziği diskoteği gibiydi. Türkü diskoteği gibi. Herkes böyle tempolu, eğlenceli. Tabii biraz da eğlence istiyorlar orada doğal olarak. Oraya giderken repertuarı biraz da tempolu yapıyoruz. Harika. Çok hoştu. Üniversitelere, konserlere gidiyoruz. Gençler çok ilgili aslında. Şöyle diyeyim, üniversite çağından sonra Türkleri kavramaya başlıyorlar. Böyle güneşin hani başaklara şey atması gibi, olgunlaştırması gibi felsefeyi kavruyorlar. Türk daha önce ritim peşine koşuyor çocuklar. Doğal bir şey bu. Bunu ben keşfettiğim için çocuklar, baktım benim 8 yaşında oğlum işte Ozan, işte Justin Bieber, Hannah Montana falan dinliyor. Gittim müzik öğretmenleriyle konuştum. Aslında müzik öğretmenleri okul şarkıları arasında türküler öğretiyor. Ama onlar farkında değiller. Yani okudukları türkü aslında. Ama okul şarkısı olarak eğitim müziğinde kullanıyorlar. O zaman şey dedim, gelin bu çocuklar böyle sahneden hoşlanıyor, sahne müziği tarzında yapalım dedim. Bir albüm yaptık onlarla şimdi biz. Tabii kayıtlarını yaptık. İşte altyapı, rock ritimler, distortion gitarlar, üzerinde sipsiler, zurnalar. Onlara hitap eden ritimler ve sözler. İşte horozumu kaçırdılar, Tintin Trimin Hanım, leblebi koydum tasa gibi. Ve kendilerini çok iyi hissettiler. Var mı böyle hareketler yapıyorlar musun falan? Tabii, davulcu. Oo, harika. Ozan davulcu. Dolayısıyla o albümü yakında çıkaracağım şimdi. İki esire de remix yapılıyor, kulüp remix yapılıyor. Çok güzel. Yani ben şeye üzülüyorum şimdi, çocuklar doğum günlerinde happy birthday diye kutluyorlar. Yani iyi ki doğdun diyemiyoruz biz Türkçe, iyi ki doğdun diyemiyoruz birbirimize. Ve hep yabancı müziklerle eğleniyorlar. Yani tabii ki yabancı müzik de olsun, bunu asla tek taraflı. Bir müziğin hepsi güzeldir aslında. İnsanları geri çekmeyen her müzik güzeldir. Yaşamlarına katkı sağlayan her müzik güzeldir. Ama niye kendi müzikleriyle de eğlenemesinler diye onlara bir de kulüp remix yapıyoruz şimdi. Bu albümden sonra o çıkacak. Ama şimdi bu albümü çıkardım. Çünkü piyasada böyle bir albüm yoktu. Hedefim o. Ama şimdi bunu yaptım. Yani Gir Sevdadır Türküler benim gerçekten piyasada bulunmayan ve olmasını arzu ettiğim bir çalışmaydı. 99 yılında çıkardığımız, yani çok güzel türküler var içinde. Beni de aslında bir yerde, hani İlvanlı'mla tanındım ben gerçi, ama daha sonra Cemile ve benzeri türkülerin de olduğu güzel bir albümdü bu ve çok istenen bir albümdü. Onun için sırada bu vardı. O zaman birazcık çalabilir misiniz sizin için? Tabii, mesela öyle veda edelim. Tamam. Mesela iki keklikle başlayabiliriz, ben çok severim. İki de keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik, derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Ötme de keklik, derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Annesine kara haber gidiyor, annesine kara da haber gidiyor. Yazması
benim aman ama yar benim. Uzun da geceler yar koynuma sar beni aman ama sar beni.